Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, Resuluna selat ve selam olsun. Bayramınız mübarek olsun. İyi amelleriniz devam etsin. Kalpte incelik, vicdanda duyarlılık meydana getirin. Bu sayede fakirlerin, yoksulların hallerini düşündürecek insanda yardımlaşma hissini uyandıran, böylelikle Müslümanlar arasında sosyal dengenin sağlanmasına yardım eden, kin, nefret, düşmanlık ve bencillik gibi bayağı kötü duyguları kaldıran, mutluluk içinde yaşamalarına vesile olan, farziyeti Kur'an, sünnet ve icma ile sabit olup hicretin ikinci yılında farz olan, İslam binasının ana dileklerinden biri olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak Ramazan bayramına kavuşmuş bulunuyoruz. Kandil geceleriyle başlayıp çaylarla devam eden ve mübarek Ramazan-ı Şerif ayı ile her tarafı kuşatan bu mübarek ve rahmeti bol mevsim içinde kazandığımız ibadet, ahlak, temizlik ve güzel alışkanlıklarımızı Ramazan'ın bitimiyle terk etmeyelim. Nefislerimize zor gelmiş olsa bile elde ettiğimiz bu güzel hasletlerin devamı için azmimizi kırmayalım. Unutmayalım ki insanı mutlu eden en önemli duygulardan biri de başladığı plan ve programı aldığı bir işi bitirmek ve sonunda da semeresini görmesidir. Bir muallimin toplum içinde yetiştirdiği talebelerinin topluma olan katkısını seyretmesi, bir usta veya sanatkarın yaptığı iyi bir eser ve işi faydalı şekilde çalışır durumda görmesi, bir bahçıvanın emek verip alın teri dökerek diktiği fidanların meyve verdiğini görmesi ne kadar sevindirici bir olaysa, bir insanın da kötü ahlaklarını bırakıp kirli maziyi terk ederek yeniden elde ettiği güzel ahlak ve hasletlerin semeresini görmesi o kadar sevindiricidir. İşte bu sevgi, haz ve mutluluğun kaynağı devamlılık, sabır ve azimdir. Ramazan'ın bitmesiyle bu güzel ahlak ve alışkanlıklarımızı bırakmayalım. Unutmayalım ki maddi hayatımızın devamı için nasıl günün muayyen saatlerinde beslenmeye muhtaç isek, aynen o şekilde ruhi hayatımızın saadetinin devamı için de Allah'ın emrine imtisal ederek elde ettiğimiz güzel hasletleri devam ettirmek gerek. Yüce Allah'ın emirlerini sürekli olarak nefsimize tatbik etmeliyiz. Allah'a olan kulluk borcumuzu unutmamalıyız. Çünkü ibadetler insanın manevi yapısını besler ve kuvvetlendirir. İnsan maneviyattan uzaklaştıkça bunalımlardan kurtulamazlar. Asrımızdaki bunalımların, çılgınlıkların, vahşiliklerin temelinde maneviyatsızlık yapmaktadır. İbadet insanın manevi hayatını parlatır, nurlandırır, huzur verir, refah verir, mutluluk verir. Gerek aile içinde, gerekse de toplumda esenlik verir. Ramazan'da kazandığımız güzel alışkanlıklarımızı Ramazan'dan sonra da devam ettirelim. Bu güzelliklerin şansımızda, ailemizde, neslimizde, çevremizde, toplumumuzda, hatta dünyamızda yerleşmesine çalışalım. Nefsine yenik düşen zayıf iradeli insanlara yardımcı olalım. Aksi takdirde iyi amellerimizi, hayırlı işlerimizi ve ibadetlerimizi terk etmek yeniden ruhumuzu açlık ve dertlere, sıkıntılara bırakmaktır. Bol ve bereketli yağmurdan sonra kuraklığa düşer olmuş topraklar gibi manevi ve ruhi hayatımızın yeniden aç ve susuzluğa terk edilmesi demektir. Bu da nefis ve şeytan kötü ahlak ve alışkanlıklarına karşı kazanılan zaferden geriye adım atmaktır. İleriye, başarıya, yükselmeye giden yol
elde edilen bunca manevi servetin yeniden heder edilmemesidir. Zira hizmette devamlılık başarının altın anahtarıdır. İnsan yaratılış itibariyle alışmış olduğu huy ve alışkanlıkları takip etmek, onları tekrarlamak ister. Çünkü hayatını alışkanlıklarının aksi içerisinde sürdürmek insana kolay gelmektedir. Bir başka ifadeyle kişi alışkanlıklarının adeta esiridir. Yoğun olarak çevrenin tesiri altında kalan insan, dikkat edilmediğinde kendisini yenileyip tazeleme ihtiyacını hissederken farkına varmadan kötü alışkanlıklar kazanabilmekte, bu da onu önce kendisine sonra da çevresine zararlı bir mahluk haline getirmekte, zaman zaman vicdan azabına sürüklenmekte ve onun mutsuzluğuna sebep olmaktadır. Nitekim iyiliğe de kötülüğe de yönelebilen karakter ve kabiliyete yaratılmıştır insan. Ve nefsin ve ma sevaha fe elhemaha fucuraha ve tekvaha. Kişiye ve onu şekillendiren, sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene ant olsun ayetlerinde insanın iyilik ve kötülükten her birini yapabilir durumda yaratıldığını, اِعْمَلُوا مَا شِيْتُمْ dilediğinizi işleyin ayetinde insanın seçme ve beğenme hürriyetine sahip olduğunu, kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür, kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür ayetlerinde insanın yaptığı iyiliklerin karşılığını iyilik olarak, kötülüklerin karşılığını da kötülük olarak göreceğini, iyilik yapın ayetinde de insanın iradesini iyilik yönüne çevirip hayır yapmasını emredildiğini göstermektedir. Hak Teala'nın emir ve yasaklarında insan için hep iyilik, hikmet ve fayda vardır. Her insanda emir ve yasakların altından kalkabilme gücüne de sahiptir. Yüce Allah altından kalkılamayacak emirler vermemiştir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala, Allah kişiye ancak gücün yeteceği kadar yük yüklemiştir şeklinde buyurulmuştur. Ramazan ayı bu hakikatin en güzel ve bariz misalidir. O halde bu mübarek ayda kazandıklarımızı kaybetmek bir yana, onları daha da güçlendirmek, çoğaltmak, korumak ve en başta gelen görevlerimizden olduğunu unutmayalım. Bu vesileyle hepinizin Ramazan bayramınızı candan tebrik eder, her iki dünyada saadetler diler, selam, sevgi ve saygılarımı sunarım değerli kardeşlerim.